Saç ve saç bakımı hakkında bildiklerimiz ve bilmediklerimiz diye devam edelim o zaman. Ha, saça mı geç? Okey, Evet. saç. Tavuk bu kadar. Evet. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Evet, saç her insanda ortalama 100 ila 150 bin adet kafasında saç var. Siyah saçlı insanların saçlarını, kırları daha kalın. Sarı saçlı insanların kıl daha incedir. Takriben 0,07 milimetre. Bir kişinin saçının 10 santim olduğunu düşünelim. 10 santim uzunluğunda saçı var diyelim. 10 santim uzunluğunda bir saçı varsa kişinin onda takriben 1 kilo ağırlığında saç vardır. Mesela sizde 1,5 kilo saç var. Yani 1 kilo, 1,5 kilo saç taşıyorsun. Şimdi saç besleyen nedir? Saçı besleyen vitamin, mineral, enzim, glikoz. Nereden geliyor bu vitamin, mineral, enzim, glikoz? Karaciğerden geliyor. Bağırsaklar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu emerse, absorbe ederse, bağırsaklar iyi çalışıyorsa, gelen vitamin, mineral, enzimi karaciğer yavaş yavaş kana dönüştürüyor ve saç dibindeki hücreler beslenirse kişinin saçı gür olur, pırıl pırıl olur, tertemiz olur, ne kepek olur, ne saç kuruması olur, ne saçta yağlanma olur, hiçbir şey olmaz. Ama oluyorsa bazı çözümler var. Birkaç örnek verelim. Mesela kişinin saçı kuruysa, böyle kıtır kıtır kupkuruysa ne yapması gerekir? Badem yağı, susam yağı, jojoba yağı. Bu üç yağdan biri veya üçünün karışımı da olabilir. Badem yağı, susam yağı, jojoba yağı. Bu yağlar karıştırılabilir veya sade olarak bir tatlı kaşığı saçlar ovalanır. Akşam kişi böyle yatar, sabah saçını yıkar. Günde birkaç gün böyle devam ederse saçtaki kuruluğu önler, kırılmayı önler. İki, bazı kişilerin de saçın nasıldır? Çok yağlıdır. Yağlı saçlar için de ne yapmak gerekir efendim? Bildiğimiz yeşil çay, normal çay gibi demlenir. Mesela bir çorba kaşığı yeşil çay yarım litre kaynar suda demledikten sonra süzülür. Buna 100 mililitre limon suyu ilave edilir. Soğuduktan sonra yıkanan saçlar masaj yapılır. Evet. Evet. Bu da Haftada yağlı her saçlara ilgili. yıkamada mı yoksa haftada bir ya da bir şey var mı yani her gün yapılabilir mi? Her gün yapılabilir. Herhangi bir problem değil. Evet. Her gün yapılabilir. Evet. Bir de kepekli saçlar. Kepekli saçlar içinde Hamemelis virginiana, cadı fındığı denir. Bu yaprağı gördüğünüz bitki, şu yaprağı. Bu da bitki, çiçeği, şöyle narin çiçekleri var. Hamemelis virginiana veyahut da cadı fındığının yaprağı çay gibi demlenir. Soğuduktan sonra saçlar masaj yapılırsa kepeklenmeyi önler. Veya huş yaprağı aynı şekilde. Huş veya hamemelis bulamadınız. Ne yapmak gerekir? O zaman biberiye var. Bu saç kırıkları için önerebileceğiniz herhangi bir yağ var mı? Bitkisel yollarla. Var. Şimdi bu da biberiye. Mesela kepeklenen saçlar için sirkeye diyelim ki 1 litre sirkeye 2 çorba kaşığı biberiye ilave edilir. 1-2 hafta bekledikten sonra bu biberiye sirkesi adı artık. Biberiye sirkesinden efendim bir çorba kaşığıyla alınır. Saçları masaj yapılırsa kepeklenmeyi önler. 1 litre sirkeye 2 çorba kaşığı biberiye ilave edilir. Bir hafta 10 gün bekledikten sonra
Bundan bir tatlı kaşığıyla saçların dibi böyle masaj yapılırsa kepeklenmeyi önler, saç diplerini temizler, aratır. Hücreleri yeniler. Saç kırılmaları demiştik. Saç kırılması, saç kuruması, saç kırılması. Aynı şey. Aynı şey. Hemen saçlar güçlenir. Peki dökülme karşıtı ne olabilir? Dökülmesini engelleyecek. Ha, o hücre kökünde zafiyet vardır. Evet. Bunun için iksir ve aloe vera jel gerekir. Bağırsaktan kaynaklanıyor. Bağırsakları tedavi etmeden olmaz. Bağırsaklarda eğer ki kişinin mantar varsa, mantarlar ne yapıyor? Toksik madde üretiyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Toksik madde nereye gidiyor? Karaciğere gidiyor. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitaminine folik asit denir, harcıyor. Zamanla ne oluyor? Vitamin yok, azalıyor ve bağışıklık sistemi çöküyor. Yeterince vitamin, mineral, enzim, saç kökünü besleyemezse hücreleri, saçlar dökülür. Bir genç geldi bana, dedi ki işte burasından sakal çıkmış, saç kıran, sakal kıran olmuş. Metal para büyüklüğünde. Utanıyor tabii. Kazısa, sürekli tıraş olsa dahi yeri belli. Efendim bir berbere gitmiş, tuz ruhu sürmüş. Acıtmış, yakmış, birkaç gün öylece gezmiş. Bakmış bir fayda yok. Başka bir kuaföre gitmiş. O da sarımsak sürmüş. İyice jiletler kazıdıktan sonra fayda yok. Onu denemiş, bunu denemiş. Efendim kortizonlu ilaç kullanmış. Kortizonu kullanıyor. 3 ay sonra geçiyor, iyi geliyor. 3 ay sonra yine çıkıyor. Bana geldi, problem bağırsakta, bağışıklığımız zayıflamış dedim. Aldı, kullandı, rahatladı. Bir beyefendi de, o da Almanya'da, pala bıyık, böyle bıyıklar var maşallah. Sabah kalkmış, bakmış, adamcağızın bıyığının yarısı düşmüş. Yarım bıyık. Pala bıyık oldu, yarım bıyık. Ha, daha çabuk, çok kötü, hemen tıraş olmuş. Fakat bu düşen tarafı böyle belli. Tıraş olmuş ama çok kötü bir görüntü. Doktoruna gitmiş, demiş ki tedavi ederiz. Ederiz, hadi bakalım. Kortizon. Bıraktığı zaman yine nüksediyor. Kortizon geçici olarak iyi geliyor ama bıraktığı zaman yeniden çıkıyor. Dedi ki ya herkese bir çare var, bir çözüm üretiyorsun, bir şey yapıyorsun. Bana bir şey yok mu? Var dedim bak. Bağışıklık sistemi çökmüş. Sürekli et yiyor. Aile. Eskiden Anadolu'da et ayda, yılda bir, bayramdan bayrama. Kim her gün et yiyor? Almanya'da insanlar çoğu, hepsi değil ama ne yapıyor? Her ay bir koyun kesiyor. Her ay bir koyun kesiyor. Ne oluyor? Kalp damar rahatsızları ortaya çıkıyor. Böbrek yetmezliği ortaya çıkıyor. Bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Kilo problemi ortaya çıkıyor. Her zaman hep et yenmez ki. Asidoz. Bütün hastalıkları tetikleyen asidozdur. Dedim bir de sağlıklı beslenin yani azca. Kullandı, bıyık kıran meselesinden kurtuldu. Bir de genç var, bu da 15 yaşında. Saçından böyle metal para büyüklüğünde bir sürü böyle delik delik gibi olmuş. Saçları dökülmüş, okula gidemiyor, utanıyor. Herkes alay ediyor. Saçını her tarafını kaplamış. Ben ara dedik ya abi mümkün mü? Evet mümkün. Ama çok zaman alabilir. Sabredebilirsen iyileşirsin. Çünkü bu zaman ister. Stres yok, gerilim yok, rahat olacaksın, relax. Bir ay kullandı, arıyorum iyileşmedim. İki ay oldu, arıyor iyileşmedim. Üç ay oldu. Yavaş dedim, sakin, sakin. Dört ay sonra dedi ki, çok ince böyle tüyler çıkmaya başladı, şeftali tüyü gibi. Tamam dedim, az kaldı, bir ay sonra iyileşecek. Gerçekten de 5 ay sonra fırça gibi saçları çıktı. Şimdi bu genç üniversitede okuyor. Hiçbir problemi yok. Arkadaşlarında, çevresinde herhangi birisi hastalanmadı. Hemen diyor ki, Gökçe'yi ara, onda kesin çözüm vardır diyor.